Bomba geliyor. Exo! Alperen'den hepinize merhaba akşamlar. Karşınızda 0 yaş 20 yaş oyunun 6. bölümündeyiz. Ve Exo ailesi böyle bir şey olamaz. Resmen patlıyor. Bu seriye siz de ben de hepimiz bayılıyoruz. Ve gerçekten manyak like atıyorsunuz. Kralsınız Exo ailesi. Alttan abone olup yanındaki zil tuşunu açmayı unutmayın. Çünkü ailemiz de bir bomba gibi patlıyor. Zaten bu oyunu biliyorsunuz ama bilmeyenler için söyleyeyim. Bu bir gerçek hayat oyunu. 0 yaşından başlayarak büyüyoruz. Ve her yaşımızda farklı kararlar vererek hayatımızı şekillendiriyoruz. Acaba nasıl bir hayatımız olacak? Yaşımız geldi 14'e. Şimdi yürüyoruz böyle yolda. Bir miyav sesi var. Kedi var lan. Nereye bak Fako? Yerde bak kedi. Ulan nasıl kedi lan bu? Kaplan gibi bak. Çok acayip bir kediymiş. Bacağımıza şu an sürtünüyor. Kediyi besleyelim mi? Yoksa tekme mi atalım? Yani tabii ki de Exo ailesi. Yapılacak şey çok belli. Bu hayvanlar gariban. Sokakta duruyorlar. Karınları aç. Gelmiş bak burada bacağımıza sürtüyor böyle. Beni duyuyor mu lan? Diyor miyav diyor. Abla diyor. Beni biraz sev diyor. Bir kafanı kaldır. Benle ilgilen diyor. O yüzden Exo ailesi. Yapılacak şey çok basit. Tabii ki de tekmeye koyuyorum lan. Yürü git. Pa. Burada ananı arıyorum. Aha lan kedi uçtu. Ne oluyor lan? Kedi şimdi ayı oldu bir Exo ailesi. Fako. Bende çekiç var. Ulan. Lütfen kedi kardeşi yapma. Evet kedi bizi gebertti şu an. Demek ki Exo ailesi kedilere karşı iyi davranmalıyız. Kedicik. Besleyelim bakalım kediyi. Al kedicik. Evet sana asla tekme atmayız. Gel bakayım. Oha. İçinden bir de ayı çıktı. Bu sefer beyaz ayı çıktı. Ve güldü. Mutlu oldu. Ne yapıyor? Elinde bir tane ekmek mi var? Ne var ya? O ne ya? Bu nasıl bir kedi lan böyle? Bu bildiğin kedi değil. Ayı yani. Yaşımız geldi 15'e. Okulumuzun önünde yürüyoruz. Bak gene o çocuk geldi ya. Basket sahasındaki. Ne yapıyorsun? Manitam olmak istiyorsun. Amacın ne lan? Söyle bakayım. Oha bizi... Eve çağırdı çalışmak için. Tamam ders çalışalım. Oğlum bak. Kapı kıvama geldi bunu bu gece. Ders çalışıyoruz. Abidik gubidik bir şey yapma. Bak yapıyor bak ama elini koydu. Böyle bir baktım karıya. Senin ananı. Şimdi ona sarılalım mı yoksa öpelim mi? Ama yani biraz hızlı gidiyoruz. Bu nedir ya? İyi madem hadi sarılalım. Dur oğlum sakin ol ya. Çocuk duruyor orada bak hop. Toprağında var ya. Sarıldık. Aha bu nasıl bir sarılış lan? Resmen zıpladık. Yaşımız geliyor 16'ya ve bir yol ayrımı. Evet. Yani çok önemli. Hayatım şu an etkilenecek. Bakalım ne olacak? Evimizde şu anda yatıyoruz yatakta böyle. Telefondan konuşuyoruz birisiyle. Kimle? Tabii ki de çocukla. Hey baboli takılmak ister misin yarın diyor. İsmimiz o kadar mükemmel ki herkes takılmak istiyor bizde. Hayır mı diyeyim yoksa olur mu diyeyim? Hadi olur diyorum lan bak çocuk. Sana bak bu şansı veriyorum. Adam gibi davran, adam ol. Vallahi kafana şaplığa koyarım ha. Nereye gitmek istersin diyor. Alışveriş merkezine mi yoksa parka mı? Hadi alışveriş merkezine gidelim bakalım. Bize bir artık yüzük alırsın yani. Daha önce erkek olduğumuzda kızlar bize deli gibi para harcatıyordu. Bizden yüzük istiyorlardı. Şimdi birazcık biz yüzük isteyelim evet. Sıra geldi. Zaman geldi. Yaşımız 16. Geldik AVM'ye. Evet çocuk ne yapıyorsun acaba ya? Ne yapıyorsun şu an? Yemek mi yiyeceğiz? Oğlum. Ne yapıyorsun lan? Bizi şu an yemeğe getirdik şöyle bakın. Bir sürü yemek aldı. Oo. Mis mis. Beleş yemek beleş. Leziz leziz. Şu an resmen biz zaten obez olduk yani bunları yiyince. Mutlu mutlu yürüyoruz çocukla. Yaşımız 17'ye geldi. Artık evet Exo ailesi bakın mezun oluyoruz. Şapkamızı da fırlattık. Ve okuldan mezun olduk. Hayatımızda ilerliyoruz ve geldik. Çok önemli bir yere. Bir kere daha yol ayrımı. Burada vereceğimiz karar şu an çok önemli. Çünkü sağdan gidersek bakın yıldız var. Yani yıldız alırsak büyüyeceğiz demek. Soldan gidersek bilmiyorum ne olacak. Artık geberiyoruz mu ne oluyor? Umarım sağa gideriz. Bir gece vakti böyle hop. Her taraf ıssız. Nereye geldik lan? Fabrika gibi bir yer. Aa bizim bak manitayla geldik buraya ve iki kişi daha var. 4 kişiyiz. Oğlum niye buraya giriyoruz ya? Eski bir fabrika karanlık. Oha havuz lan. Fabrika havuzu mu? Bu nasıl bir yer ya? Benim oğlum sakattı. O suya girmeyin bak. Vallahi zehirlidir ha. Selamun aleyküm. Geberirsiniz. Bu kim lan? Yo sana ana. Bonus kafa geldi bir tane. Ne yapıyorsun bonus kafa? Sana ana sana ana. Ne? Sevgili mi olmak istiyorsun bizle? Yok bizim sevgili var olmaz. Ulan sen de... Kalp yapıyor eliyle bak. Ulan gelen geçen bize yürüyor ya Exo ailesi. Ulan ne yapıyor bacağımıza dokunuyor. Ulan ağza bak ağza bak tipe bak. Tipe bak. Vallahi o ağzına bak böyle şapla bir koyacağım mık diye göreceğim. Tipe bak ya. Bu bonus kafa Exo ailesi öpelim mi yoksa böyle yürü git lan mı diyelim. Tabii ki de açacağımız şey belli. Yürü git lan diyoruz yürü git. Zeynep bizim manitamız var oğlum ya. Senin de bonus kafa senin yürü git. Money is money lan. Tipe bak. Ulan sen de... Manita gel bizi kurtar. Oha. Manitanın şu an bizi kurtarmasına Exo ailesi gerek yokmuş. Çünkü biz daha güçlüyüz bence. Şu anda büyüyoruz artık. Ergenlikten çıkıyoruz ve oho kadın olduk lan. Yaşımız geldi 18'e. Artık kadınız. Ergen değiliz. Bakalım ne olacak. Evet sabahleyin alarm çalıyor. Uyandık. Artık okul da yok yani ne yapacağız? Anne sen ya ben deli miyim? Sürüş sınavına gideceğiz. Sürüş sınavına nasıl gidelim? Hani böyle günlük bir kıyafetle mi gidelim? Yoksa bikini giyerek mi gidelim? Tabii ki de günlük kıyafetle. Bu nasıl sorular? Vallahi kalırız ha sınavdan öyle bir şey yaparsak. Günlük kıyafetlerimizi giyiyoruz. Aha evet bu da bizim sürüş eğitmenimiz. John Wick evet. Merhaba John Wick bey. Galiba artık siz ajanlığı bıraktınız ve araba sürücülüğüne başladınız. Geldik yol ayrımına. Bakalım ne olacak? Hayatımız şu an etkilenecek. Sürüş sınavına mıyız? Ne oluyor? Arabayı sürüyoruz. Oho. Dur işareti var. Duralım mı yoksa devam mı edelim? Tabii ki duracağız sınava geçmek için.
durduk. Oh, otobüs geçiyormuş lan. Daha mesela geberiyorduk. Tamam John Wick abi, sakin ol. Sakin ol abi. Rahat ol. Efsane araba süreriz biz. Otobüs şu an durdu ekstralesi. Otobüsü bekleyelim mi ilerlemesini, yoksa bir otobüsü sollayalım mı? Yani şimdi sollamak çok tehlikeli. Hele ki sürüş sınavındayız. Allah kalırsın adam. Bence bekleyelim otobüsü. En iyisi bu. Bekledik, otobüs gitti. Güzel. John Wick abim de şu an mutlu oldu gayet. Ne oluyor? Arkamızdan Ferrari geliyor. Bekle beni. Oh. Dur lan, sakin ol. Birazcık hızlanayım mı, yoksa arabayı kenara çekip bunun ağzını burnunu kırayım mı? Kenara çekeyim ya. Vallahi şunun ağzını burnunu kıralım bir. Bir saniye John Wick Bey. Yo sana ana. Burada. Anan ağrıyor. Ulan sen ne? Ne yapıyor? Hareket çekiyor. Lan geberdi. Oha, adama kamyon çarptı lan. Ferrari'li reis geberdi şu an, evet. Artık o Ferrari'nin faturasını 10 yıl boyunca ödedik sayesinde. Anca yaşımız geldi 19'a. Ulan bir kere daha yol ayrımına geldik ya. Bakalım ne olacak. Evimizden çıktık böyle, oh yeah, mükemmel bir sabah. Ne oluyor? Anan ağrıyor. Oha, bahçemizde bir tane ayı var, minik ayı. Bahçeye ayı nereden girdi ya? Bu ayıya yardım mı edelim, yoksa o ayı alıp para karşılığında satalım mı ekstralesi? Tabii ki de ekstralesi yapacağımız şey çok belli. Hangi insan bu küçük yavru ayıyı satar para karşılığında? Bu minik bebeği gidip oradan kurtarmak, onu doğaya kavuşturmak, özgürlüğünü sağlamak gerekir tabii ki. O yüzden yapacağımız şey çok belli. Tabii ki de onu para karşılığında satacağız. Hadi bakayım, hop. Hemen, oh bak, telefonu arıyoruz. Evet, sahibinden küçük ayı, evet gelin. Ve alın. Ayıyı sattık lan gerçekten. Ne oluyor? Kaç para verecekler acaba? Ulan sen ne? Bebe ayı geldi söylesin. Oha. Beri bak bako. Ayının annesi ve babası geldi. Büyük ayı geldi şu an. Arabayı yok etti, evet. Ve biz de gebermiş olduk. Demek ki söylesi küçük bir ayı görürsek yolda, onu asla para karşılığında satmamalıyız. O küçük ayıyı kurtarmalıyız, evet. Bunu şu an öğrenmiş oldum. Yoksa annesi gelip bizi yok ediyor. O küçük ayıya yardım edelim. Hadi bak böyle hop. Kaldırıyorum yerden çöp kutusunu. Git bakalım küçük ayıcık, gitti. Oturuyor şimdi bahçemizde. Aha, büyük ayı geldi. Az önceki ayı. Ne yapıyor? Aa, bize bal kovanı getirdi. Arı kovanı. Teşekkürler ayı kardeş. Valla balın kilosu da pahalı. Teşekkür ederiz. Çok iyi geldi şu an, çok iyi. Bayıldık. Lan ilk yardım ettik ya. İşte bu, işte bu. Yaşımız geldi 20'ye. Bakalım ne olacak 20 yaşında. Evimizde böyle aynanın karşısına geçtik şimdi. Bizim manita ne oldu ya, hiç görmüyoruz o zamandır. Günlük kıyafet mi giyelim, yoksa bikini mi giyelim? Ulan yeter ya. Bizim baboli de ama meraklı. Sürüş eğitimine gidecek, bikini mi giyeyim? Dışarı çıkacak, bikini mi giyeyim? Manyak mı dedim. Valla aylar gelecek, bunu yiyecek sonra. Biz günlük kıyafetimizi giydik. Çok iyisin baboli. Şimdi nereye gidiyorsun? İçeri geldi. Oha, bir tane kız var içeride. Bu kim lan? Bu kim? Çok garip ekstresi. O kimdi ya? Bizim evimizde bir tane kız vardı, başka bir kız. Yaşımız 21 oldu. Ve şimdi aha, şu an manitamızla yolda gidiyoruz. Baba sen ne arıyorsun? Oha, lambalı birisi geldi. Anladım. Oley, sonunda kurtuldum. İşte bu, işte bu. Hatırlıyorsunuz ekstra ailesi. Daha önce biz erkek olduğumuzda yanımızda sevgilimiz varken yine lambalı birisi gelmişti. Ve bizim kız arkadaşımızı lambosunu alıp gitmişti. Resmen manitamızı çalmıştı ya. Ve biz de mal gibi kalmıştık babuşla. Ama şimdi sıra geldi baboliye. Bu sefer biz kızız. Sonunda bu keyfi bize çekebiliriz. Ama ekstra ailesi unutmayalım ki bakın. Bir lamboymuş, bir Ferrari'ymiş. Bunlar önemli şeyler değil. Bakın yanımızdaki adama. Bakın şu tipe. Gerçek sevgi, aşk, önemli olan şey bunlar. Asıl değerli olan şey bunlar. O yüzden sevdiklerimizi bir Ferrari için, bir Lambo için bırakamayız. Yapacağımız şey çok belli. Tabii ki de o Lambo'ya bineceğiz. Woohoo dostum, hani çabuk atla Lambo'ya baboli, atla çabuk, çabuk hızlı atla. Lambo gidecek valla. Bas gaza Lambo, bas gaza. Bak bak nasıl mutluyuz. Mükemmel, mükemmel. Ulan bu baboli de var ya, bak buldu oğlum ha. Kendine Lambo'lu bir tane sevgili buldu şu an. Hayatını kurtardı. Kral yaşıyor bu hayatı. Ve şu an yaşımız geldi 22 ekstralesi. Vereceğimiz karar gene hayatımızı etkileyecek. Ama sonuçta artık Lambo'lu bir tane sevgili yaptık. O yüzden bence mükemmel her şey. Ben gerçekten çok fazla eğlendim ekstralesi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Alttan videoya like atmayı, abone olmayı ve yandaki zil düşen açmayı unutmayın. Burada çıkan diğer videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a, TikTok'a girip ekstralerini takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.